Ağrın var mı? Bunu yaptığın için kızamıyorum sana. Zor bir karar verdin. Ne hissediyorsun? Hiç. Hafifledim o kadar. Koca bir boşluk değil mi? Ucu bucağı olmayan bir boşlukta gibisin şimdi. Ben bebeğimi düşürdüğümde öyle olmuştum. Bitki çayı yaptım. Rahatlatır. Sağ ol. Yalnızlık gibi bir duygu. Sen bir de isteyerek vazgeçtin. Pişmanlık da eklenecek üstüne. Doğursaydın böyle konuşamayacaktın, biliyor musun? Kucağında bebekle ortada kalmak nasıl bir şey görecektin? Asıl o zaman pişman olacaktın. Yaşananların ağırlığı yetmiyormuş gibi bir de bebeğin sorumluluğunu yüklenecektin. Tek başına. Çocuk olsaydı da bir şey değişmeyecekti ki. Oğuz yine çekip gidecekti. Ceyda doğurdu işte, ne oldu? Onun hayatından da gitti. İyi geceler. Bu evde konuşulmuyor bile. İnsanın söylediği her laf birine çarpıyor. Ne yani? Hanımefendi bozulacak diye konuşmayacak mıyız? Leyla, senin kadar onun da canı yanıyor. Herkes unuttu yaptıklarını. Bir şey olmamış gibi davranıyorsunuz. Yaşananlar çok normalmiş gibi. Onun da canı yanıyormuş. Her fırsatta asıl o benim canımı yaktı. Her fırsatta. Anne. Efendim, ne oldu? Korkma korkma. Ablamlar eve gitmiş. Mesaj çekti şimdi. Oh, iyi, çok şükür. İyi geceler. İyi geceler yavrum. İyi geceler kızım. Ne oldu? Ablamlar mı aradı? Onları unutturdum pisliklerini ama bana unutturdum.
aklı iyi kullanamamak. Nerede hata yaptım ben Hayriye? Nasıl bu hale geldik biz? Nasıl bu hale geldik? Yatıyor musun? Evet, ne oldu? Oturur konuşuruz diyordum. Yorgunum. Anladım. İlaçlarını aldın mı? Evet, iyi geceler. Sana da.